Verecek. Merhabalar İlhan Tanır. Merhabalar Yavuz Oğan. Görüşecek mi Cumhurbaşkanı Erdoğan Obama'yla? Bu açıklamasından görüşecekmiş gibi bir havayı aldık ama net de değildi doğrusu. Şu an itibariyle Beyaz Saray'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir ikili görüşme planı yok. Bunu açıkça Wall Journal'a söylendi. Benim de kendi kaynaklarım şu an itibariyle böyle bir planlamanın olmadığını kaydettiler. Ama bununla birlikte Türk tarafının halen yoğun bir şekilde bir ikili görüşme yapma talebi devam ediyor. Özellikle Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu dün şehre geldi, daha erken geldi ve dün Dışişleri Bakanı Kerry ile bir görüşme yaptı. O görüşmenin de bir konusunun, önemli bir ayağının Erdoğan'a bir Obama randevusu ayarlama konusu olduğu biliniyor. Ondan dolayı Türkler henüz umudunu kesmiş değil. Türk tarafı hala umutlu. Zaten Cumhurbaşkanı'nın açıklamasındaki o açık kapı da herhalde bununla ilgili olmalı. Şimdi Kerry'nin yaptığı açıklamalara, Kerry ile Çavuşoğlu'nun görüşmesinde yapılan açıklamalara bakıyoruz. Sonrasında dışişleri sözcülerinin ya da diğer yetkililerin yaptığı açıklamalara, Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nın yola çıkarken yaptığı açıklamaya, Davutoğlu'nun zarafla ilgili açıklamasına ama hep bir böyle bir limoni bir tat var. İnsanların ağzını ekşiten. İşte zarafla ilgili konuşurken cemaatin de kara parayla ilgili şöyle durumları vardı. Biz zaten başından söyledik. Onunla ilgili niye adım atmıyorlar gibi sorular var. Hem Davutoğlu'nda hem Erdoğan'da. Diğer taraftan baktığınızda John Kirby açıklama yapıyor. Türkiye'de ifade özgürlüğü, basın hürriyeti meselelerine hassasız ve hassasiyetimiz devam edecek diyor. Can Dündar'la Erdem Gül'ün davasına katılan diplomatlarını da koruyor. Bunun da devam edeceğini söylüyor. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında o diplomatlara yönelik çok sert eleştiriler var. Yani hava biraz sıkıntılı gibi görünüyor. Ne dersin? Hava oldukça sıkıntılı. Zaten Beyaz Saray'ın, Başkan Obama'nın Erdoğan'la görüşmeme düşüncesinin veya görüşmeyi reddetmesinin nedeni bu. Ortada konuşulacak ortak noktaların artık çok kalmadığı düşünülüyor. Son telefon görüşmelerinde Obama ile Erdoğan'ın görüşmelerinin oldukça tansiyonlu geçtiği söyleniyor. Yani iki devlet başkanı arasında olabilecek düzeyde bir tansiyonun olduğu söyleniyor. İki lider bir araya geldikten sonrasına bakıldığında ne Suriye olsun, ne PYD ile ilişkiler olsun, ne Erdoğan'ın ülke içerisinde demokratik muhalefete yaklaşımıyla, basın özgürlüğüyle olsun hiçbir değişimin olmadığı görüyor Beyaz Saray. Ondan dolayı bu ve buna benzer konulardan dolayı Beyaz Saray görüşmek istemediğini açıkça ifade ediyor. Bu bahsettiğiniz o limoni demeçler, o birçok arada anlaşmazlık bulunan konuların yansımaları ve zarap da sizin de söylediğiniz gibi zaten limoni olan ilişkilere böyle çok daha acı bir tat ekledi. Bu şekilde Amerikan yetkililerini ve yetkili kurumlarını kara parayı aklamamakla suçlamak, konsoloslarına bu şekilde ayar vermek, hatta ülkeden göndermekle tehdit etmek, buna benzer durumlar iki müttefik ülke arasında yaşanmamalı ve şu an yaşanıyor. Bundan dolayı da gördüğünüz o bahsettiğiniz limoni bir hava giderek daha da ekşiyor. Daha da ekşiyor o cümleyi belki o tanımlamayı ya katkı sağlayacak açıklama John Kirby'nin açıklaması o duruşmanın açılışında diyor Can Dündar'la Erdem Gül'den bahsederken Amerikalı diplomatlar vardı. Ev sahibi ülkenin siyasi, yargısal ve öteki gelişmelerini izleme, bunlara ilişkin rapor hazırlamak bütünüyle diplomatik prosedürlere uygun. Bu ilk kez olmuyor, son kez de olmayacak diyor. Şimdi Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması böyle. Adalet Bakanı da diyor ki Türkiye mahkemeler, hakimler bağımsızdır ve adli yargılamayı hukuka aykırı yöntemle etkilemeye teşebbüs etmek, yargı görevini yapanları hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs etmek bizim mevzuatımıza göre suçtur. Bu suçu işleyenlerin yabancı veya Türk olması arasında herhangi bir fark yok. Tekrar etmesi halinde diyor gereken uyarı yapıldı, tekrar etmemesini umuyoruz diyor. Yani tekrar etmesi halinde de gerekenler yapılır diyor. Yani çok da sertleştiğini görüyoruz. Normal diplomatik ifadeler değil bunlar.
Biz artık diplomasinin bittiği noktalara yaklaşıyoruz. Bakın yani bunları söylemek gerçekten çok üzücü. Bugün Daily Sabah yani Sabah gazetesinin İngilizce versiyonunun genel yayın yönetmeni yani herhangi bir yer değil gayet Erdoğan'a en yakın olan gazetenin baş yazarının yazdığı yazıda Türkiye ile Amerika'nın ikili ilişkilerinin uçurumun kenarında olduğunu, sonunun gelebileceğini söylüyor. Bu kadar ciddi bir cümleyi ben Sabah gazetesinin Daily Sabah'ın yani İngilizce versiyonunun editörün çifinin bu şekilde söyleyebileceğini zannetmiyorum ki saray bilmesin. Yani anlatmaya çalıştığım konu dün o bahsettiğiniz Kirby sorusunu ben sordum. Evet. O cevaba Kirby'nin cevabının yanında bir de bakışını, hareketlerini görmek lazım. O Amerika'nın Erdoğan'ı yerinden edip etmeme darbe konularını sorduğumda kimden gelirse gelsin ben böyle bir soruya cevap vererek şereflendirmeyeceğim cevabını verdi. Ki Yani Türkiye'de çok konuşuluyor bahsettiğiniz bu gibi mesele. ilişkiler çok sert ve bu noktada Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan gelip ikili görüşmek istiyor tabiatıyla. Bu görüşmeler de reddediliyor. Ama 10-15 dakikalık ayaküstü bir görüşmenin mümkün olduğu, muhtemelen de böyle bir durumun ortaya çıkacağı ve bir fotoğrafın verileceği zannediyorum beklentiler arasında en yüksek olan. Evet, heyecanlı bir Amerika seyahati gibi görünüyor. Öncekilerden biraz daha farklı. Gerilimin dozunun yüksek olduğunu görüyoruz. Bir tarafta da Rıza Zarraf'la ilgili tutuklamanın ve gölgesinde geçeceğini de söyleyebiliyoruz. Bilmiyorum ikili görüşmelerde bu gündeme gelebilir mi, buna sıra gelebilir mi? Pek beklememek lazım herhalde Rıza Zarraf'ın konuşulmasını liderler arasında. Evet, benim kanaatim de o. Ama Rıza Zarrab olayının iki yüzü var. Bir tanesi haklısınız. Erdoğan'ın böyle bir konuyu Obama'ya açmasını bence beklemek çok yanlış olur. Zaten Amerika'da her demokratik ülkede olduğu gibi, olması gerektiği gibi yargı bağımsızlığı ve kuvvetler farklılığı erki çok sadıkiyetle korunur. Ondan dolayı bu konuyu açmaz diye bekleniyor. Fakat diğer taraftan Erdoğan'ın tam 17-25 Aralık skandalları, yolsuzluklar, o bütün konuların üstüne örtü çektiğini düşündüğü dakikada Rıza Zarrab konusunun yeniden ortaya çıkması, yeniden o eski yolsuzluk iddialarının bütün güçle şimdi Amerikan medyası ve uluslararası medyada ortaya çıkması tabii Erdoğan'ın Washington ziyaretini gölgeleyen bir başka gelişme oldu. Çok teşekkür ediyoruz İlhan Taner'e katıldığın ve Washington'ın havasını bize aktardığın için.